Tekrar ben teşekkür ediyorum. Tekrar döneceğiz Ferdi sana. Evet, Rica Sayın Başkan, Hedef Bal Ligi deniyor. Arkadaşlar da gerçekten çok güzel bir şekilde anlattılar. Kadro nasıl bir kadro kurmayı düşünüyorsunuz? Yani şimdi mevcut oyuncularla devam edilecek, büyük bir ihtimalle büyük bir bölümüyle devam edilecektir. Nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz? Ben bir de ayrıca Himmetlidespor'un birinci amatör B grubunda şampiyon oldu. 18 maçta 18 galibiyet. Gerçekten böyle yarı profesyonel tarzında bir çalışma sergilenmiş anladığım Evet. kadarıyla. Bu nasıl bir bütçe oluşturuldu? Yani ne kadar harcandı? Bu işin maddi boyutu çünkü Kayseri'de veya Türkiye genelinde amatör ligde mücadele vermek gerçekten çok zor. Yani hem paranızı vereceksiniz, hem evinizden, işinizden, eşinizden zamanınızı ayıracaksınız. Biraz gönül işi, külfetli bir iş. Hatta son yıllarda da amatör liglerde biraz gerileme de oluyor. Bu sezon başında birkaç tane kulüp kapandı. Yani ASKF yönetimindesiniz aynı zamanda. Farkındasınızdır. Şimdi bu işler tabii dediğiniz gibi çok kolay bir işler değil. Evet. Ama biz bu takımı yaparken çok afaki bütçeler koymadık. Yani mütevazi bütçeyle tamamen amatör ruhla hocalarımız sağ olsun destekleriyle, gayretleriyle, futbolcularımızın emekleriyle olan bir iş. Dediğim gibi burada en büyük pay sahibi tabii biz uğraşıyorsak da bizim her zaman yanımızda olan, bizlere destek veren maddi manevi bir belediyemiz var. Belediye başkanımız var Sayın Hamza Arslan. Bu bize çok büyük güç oldu. Şu anda da Anladığımız kadarıyla büyük harcamanın büyük bölümü evet, belediye, evet. Himmetli Belediyesi tarafından yapılıyor. Belediyemiz sağ olsun başkanımız çok uğraşlar veriyor. Çok da hevesli, çok da istekli bu şeye. Kulübün Hatta ismi peki neden yani Belediyespor belediye şimdi Reptilen belediyemiz önümüzdeki sene yok. Yeni eklenilmiş? çıkan Evet. Ondan kanundan dolayı dolayı evet. önümüzdeki sene belediyemiz yok. Artık ondan sonraki Ha, durum onu düşünerek tabii yani o ilerideki belediye sporunu belediyemiz eklemediniz. maalesef Evet. kapanıyor. Tabii o siyasi bir konu oralar şey. Şimdi burada hedefi biz bölgesel amatör lig koyarken tabii bunu başkanımıza da istişare ettik. Şu anda Himmetlilerimize bir spor tesisi kazandırmak üzereyiz. Yani bir hafta 10 gün içerisinde sanırım bu ortalığa çıkacaktır. Şu anda proje aşamasında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde Ya kulüpleşme adına, tesisleşme evet adına da önemli tesisimizi şu yatırımlar anda yapacak yani. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Genel Müdürlüğü ile belediye ortaklaşa bir proje hazırlıyorlar. Evet. Sanırım bir 10-15 gün içerisinde bu netleşir. Biz bu sezona yetiştireceğiz. İnşallah Himmetlilerimize bir büyük bir futbol sahası, soyunma odalarının olduğu, misafir takımların gelip soyunup giyineceği, hatta bizim orada kamp yapabileceğimiz bir tesisi yapmayı şu anda hedefliyoruz. Yani muhtemelen de 10-15 gün içerisinde bu netleşecek. Bunu Sayın Başkanımız bize kazandıracak. Bize çok büyük destek olacak. Yani bölgesel amatörlükte oynamak, süper amatörlükte oynamak, bu hedefleri koymak çok zor bir iş. Öncelikle tesisinizin olması lazım. Maalesef bu şu anda amatör takımlarımızda kurum takımları hariç yok. Gençlik kulüpleri kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu hedefi korkan dediğim gibi en büyük şeyimiz tesisimizi yapabilirsek ki o olacak gibi gözüküyor. Hedef bu. Şu andaki takımda yaklaşık 6-7 tane genç takımda da oynayan futbolcu kardeşlerimiz var. A takım dışında genç liginde de U19 U19'da da ligimiz var mücadele şu anda devam veriyorsunuz. ediyor. U17'de de yok sanırım. U17'de yokuz evet. Bu sene inşallah Önümüzdeki sene. gruplara katılacağız. U15, U13, U17 inşallah. Önümüzdeki yıl. Şu anda U19'da da sanırım üçüncüyüz. Geçen hafta bir mağlubiyet yaşadık. Evet. Üçüncüyüz şu anda. Orada da bir hedefimiz var. İnşallah eğer gerçekleştirebilirsek Türkiye şampiyonları var. Şampiyon olabilirsek orada da Türkiye şampiyonunda oynamayı düşünüyoruz. Şimdi bizim genç takımımızda U19'da oynayıp da A takımımızda oynayan yaklaşık 6-7 tane direkt oynayan çocuklar var. Yani bunlardan da biz gelecek vadeden çocuklar var içinde. Çavuş, Bayram Çavuş gol Bayram kralı. gol kralı o Kaç abi büyük. golü vardı? 30 golle, Dediğim gibi yani biz bu çocuklardan çok umutluyuz. şey mi? Oyuncularınıza da böyle transfer teklifleri de böyle var mı? Alıyor musunuz? Var. Yani nasıl Var şu süper anda. amatör ligde süper Başkan kümeden mi geliyor şu veya üçüncü liglerden var mı böyle bunu teklifler? profesyonel takım başkanları çok iyi yaşıyorlar. Biz de bunu amatörde yaşıyoruz. Şimdi maalesef
Hani bir tabir var. Evet. Evinde gelinlik kızın olursa talipli çok olur derler ya. Evet. Bizim de öyle şu anda çok şükür gurur verici bir şey. Hı hı. Yaklaşık elimizde 6-7 tane direkt oynayan çocuklar var. Aynı zamanda U19'da oynayan çocuklar genç var. Genç çocuklar var. Bunlar 17-18 en fazla 19 yaşında olan çocuklar var. Bunlara da maalesef yani gurur verici olmasıyla beraber bizim önümüzdeki hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için elimizde tutmamız lazım. Talipleri de var ama tabii biz bunları vermeyeceğiz. Önümüzdeki sezon içinde biz yaklaşık herhalde bir 5-6 futbolcu daha takviye edeyim. Şu anda hocalarımız onlarla görüşüyorlar. İyi bir takım kurup inşallah dediğim gibi yani Kayseri amatöründe bir ses getireceğiz. Birinci amatörde olduğu gibi. Süper amatörde bir ses getirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz bu inşallah. Ben demin şey söyledim. Yani Türkiye birinciliği derken biraz ezber konuşmadım. Biraz dersime çalıştım. Evet. Şu anda 81 ilde 218 grup, 2500 takım var. Yani ben, birinci amatör dahil. Tamamı. Yani, süper ve amatör, birinci amatör. İkinci amatörü saymıyorum. İkinci amatörler daha başlamadı çünkü. Evet. 2500 civarında takım var. Bunun yaklaşık 70 civarında takım şu anda Türkiye'de beraberlikli yenilgisiz takım var. Evet. Beraberliği var. Namalum ama beraberliği var. Biz bunların içerisinde süper amatör grubu olup da birinci amatörle beraber oynayanlar içerisinde şu anda Türkiye birincisiyiz. Bu yönüyle tarihe geçtiniz. Evet, şu yani anda Türkiye birincisiyiz. Yani bunu kesin araştırdım ben. Türkiye genelinde bir amatör site var. Oradan takip ediyorum zaten. Şu anda Türkiye birincisiyiz. Ama sadece birinci amatör oynayan iller var. Süper amatörler olmayanlar var. Orada da sanırım 2-3 tane takım var. Bir Yozgat'ta bir takım var. Bir Çorum'da bir takım var. Siirt'te bir takım var. Kars'ta bir takım var. Yani isimlerini söylerim. Şimdi notumu da var da gerek yok isimlerini. Onların haricinde şu anda Türkiye birincisi diyebilirim. Rahatlıkla konuşabilirim bunu yani. Evet. Gol ortalaması da hocamın dediği gibi 4 gol maç başı. Bu da Türkiye'de ilk 5'in içerisindeyiz. Onu da araştırdım ben. Yaklaşık 100 gol, 95 gol atan 2 tane takım var. Bizim de 71 gol hemen hemen ilk 5'in içerisindeyiz. Yani diyebilirim ki Türkiye genelinde de en çok gol atan takımların ilk 5'in içerisindeyiz. Evet, teşekkürler.